Değerli arkadaşlar bu derste file info yani dosya bilgileri hakkında bilgi vereceğim. Bunun için de kendi çekmiş olduğum şu fotoğrafı sahneme sürükleyeceğim. Bu fotoğrafı arkadaşlar ben çektim ve güzel bir fotoğraf ama çok profesyonel bir kamerayla çekmemiştim. Şimdi bu fotoğrafın bilgilerini file info diyerek görebiliriz. Neler varmış? Şimdi temel bilgiler burada arkadaşlar. Belge başlığını buradan atabilirsiniz. Yazarı isminizi koyabilirsiniz buraya arkadaşlar. Yazar ünvanına fotoğrafçı falan Sinan Soylu. Açıklama kısmına buradan yazabilirsiniz. Fotoğraflarınıza rating yani dereceyi buradan verebilirsiniz. Açıklamayı yazan deyip buraya da açıklama Anahtar sözcükler yazıp yazabilirsiniz. Anahtar sözcüklere göre daha sonra aratabilirsiniz. Bunlar fotoğrafın içini doldurmanızla ilgili gereken bölgeler. Mesela burası da telif hakkı durumu telifli şeklinde burada copyrighted falan yapabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar şurada oluşturma tarihi var. Burada da değiştirme tarihi var. Demek ki ben bu fotoğrafı 2011 yılında çekmişim. Ee, öğlen saatlerinde 12.52'de çekmişim. Kamera dataya geldiğinizde çekmiş olduğunuz kameranın özelliklerini burada görebilirsiniz. Burada fotoğraf makinesi bilgileri var arkadaşlar. Şurada da işte çekim bilgileri falan var. Devam edelim. Şurada orijin bilgileri var. Bu oluşturma tarihini gösterir hangi şehirde ee, Bazen bunlar otomatik olabilir GPS sistemli kameralarınız varsa ama normal e, Hiçbir yere bağlı olmayan kameraysa bunu tespit edemeyeceği için bunu kendiniz buradan girebilirsiniz Aslında bu Bu bölge fotoğrafçılık yapan, özellikle fotoğrafçılık yapan ve düzene çok önem veren insanların kullandığı bir bölge genelde. Fotoğrafın içini doldurur, bilgisini doldurur, nerede çektiğini doldurur, kendinin çektiğini yazar, işte başlığını koyar, yönergelerini koyar. Bak, Murat'ın aktarım başvurusu bölgesi, source kaynağını, tanıtımını falan, ülkesini hepsini koyar ve düzenler. Bu önemli bir yerde. Neden biliyor musun? Arşiv fotoğrafçılığı yapanlar e, özel kelime koyabilir buna. Şimdi buradan direkt aratıp ev dediği zaman evle ilgili bütün fotoğrafların burada çıkmasını isteyebilir. Bu tip şeyler arşiv fotoğrafçılığı yapanların doldurması gereken bölgeler. IPTC iletişimi, IPTC uzantıları, GPS data verileri yani nerede oluşturulduğu, ne yapıldığı ama otomatik değilse çıkmaz. Audio data ses verilerinin bulunduğu bölge, başlığı falan varsa eğer Video data eğer videoyla ilgili bir bölge ise Photoshop datası, Photoshop'un geçmişi, işte ne işlemler yapıldığına dair bir işlem yapılmışsa eğer yazabilirsiniz, yapabilirsiniz buraya. Ee, burada işlem görmüşse burada history bölümünde oluşur, görünür. Dicom verileri, işte şurada hasta adını girebilirsiniz, hasta kimliğini. Bak şuraya mesela sevk eden doktorun adını şeklinde. Raw data bilgileri de, burası da ham data bilgilerinin olduğu bölgedir. Değerli arkadaşlar böyle bu şekilde fotoğraflarınızın infolarına yani bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.